halinde, birazcık kanlı ama son derece masum bir örgüt. Bugün batarsa güneş, yarın yeniden doğar. Her gecenin son... İşte Müslüm Gürses'in, yani Müslüm Baba'nın Türkiye'de ve dünyada eşi benzeri bulunmayan kendisine has gözyaşlarının jiletler, yumruklar ve acılarla birleştiği bir sevgi seli, müzikal bir bağımlılık. Sayıları gün geçtikçe artan Müslüm Baba bağımlıları şimdi de ne yapıyor biliyor musunuz? Örgütleniyorlar. Bildiğiniz örgütlerden değil bu. Müslüm tutkusunun ülkede belki de en yoğun olduğu bölgede. Tarsus'ta bir kıraathane burası. Şimdi biz doldum olan sahneye Müslümcüyüz. Sürerler Müslümcü olduğu için ismini Müslüm Baba olarak koydum. O iyi insanların, temiz insanların sembolüdür. Dertler insanı Müslüm Gürses'e, Müslüm Baba'ya Tarsus sokaklarında büyük bir sevgi var. Gördüğünüz gibi iş yerlerinin isimleri bile Müslüm Baba. Her başlığı, insancılığı, temizliği, dürüstlüğü, işten olması onu bize sevdirdi. İşten Emnur'la şey olduktan sonra değişmesi, daha değişik eserler çıkarması daha hoşumuza gidiyor. Müslüm Gürses'in Tarsus'ta bu kadar çok sevilmesinin bir başka nedeni daha var. Tarsus'ta hep Müslümcüdür. Müslüm burada yetişti. Hepimiz burada oyun da oynardık, eğlenirdik de gerekirse. İyi, kendisini çok iyi tanıyoruz. Siz niye Müslümcüsünüz? Biz de hep çileli, dertli büyüdüğümüz için hep kendisine hayran kaldık, yani tutkun kaldık. Bilindiği gibi Müslüm Baba bağımlılığının en belirgin işareti vücudun belirli bölgelerindeki jilet izleri oluyor. Jilet izleri var mı vücutta? Var. Gürses'ten dolayı mı? Evet. Siz de jiletçilerden. Ne yapalım? Jilet atarken vücudunuzu acıtmıyor mu canınız? Zaten o bizim her tarafımızı acıttırmıyor. Jilet acısı pek fazla şey etmiyor. Tarsus'taki en yoğun jilet sarfiyatı da belli ki bu mahallede oluyor. Siz de jiletlediniz mi? Çok jiletledik. Acımadı mı? Yok. Kendimize geçiyoruz. Kendimizi jiletliyoruz. Ebru da şaşırdı bu işe. Öyle ya, güzel güzel müzik dinlemek varken nereden çıkıyordu bu Japon adetleri, bu harakiri vaziyetleri? Bu kadar çok dertlenmek istiyorsun, gülmek, eğlenmek varken. Zaten o eğlendiriyor insanı televizyona çıkınca, yani gerçeği konuşmak gerekirse. Kıraathane sahibi Ethem Bey ise jilet konusuna farklı bir yorum getiriyor. Kendisi jiletlenme falan demiyor. Burada sakin ol evlat. Kendine hakim ol diyor, anlayan adam. Tarsus'taki Müslüm Baba kıraathanesinde sadece çay içip okey oynanmıyor elbet. Müslüm Baba konulu koyu sohbetlerin sonu mutlaka canlı müzikle sonuçlanıyor. Keman, darbuka ve başlıyor Müslüm'den nameler. Ve tabii ki inleyen nameler. Murat edeyim, eşimi dostumu ben bilemedim. Birçok sanatçının fan kulübü vardır. Ama işte yaratıcının sınırı yok. Müslüm Baba'nın hayranları bir kıraathane çatısı altında örgütler.